var beni. Aa, iyi ölmemişsin ya. Depresyonun bulaşıcı mı, ona göre söyle de fazla yaklaşmayayım. Bunalımda değilim. Kızgınım. Bana niye kızıyorsun? Tamam lütfen bu konuyu kapatalım. Belki böylesi daha iyidir. Arzu da ben de kendimizi biraz toparlarız. İyi. Böyle söylersin tabii. Bir saate barışırsınız zaten. Sen bıraksan da Arzu bırakmayacak ki. Bıraksın artık ya. Ya sahnede görmedin mi? Ne kadar güzel görünüyordu. Sanki onun yeri orasıydı. Benim düşünecek bol bol vaktim oldu. Galiba ben ona iyi gelmedim. Kendini suçlamanın bir yararı yok. Bence de. O yüzden lütfen o Arzu konusunu kapatın. Ama sen vazgeçsen de Arzu kolay kolay vazgeçmiyor. Yeter ya! Çeneni kapatır mısın biraz? Ben sana konuyu kapatalım diyorum, sen hala ısrar ediyorsun. Hayatındaki bütün kadınlar mısrar manyağı olur ya. Tamam Ali. Kapatırım konuyu. Ha, eğlenip gülerken iyi. Şimdi ben böyle depresyon böceğim ya, kaç kurtar kendini, topuk. Sen ne istiyorsun bir onu söylesene, kalayım mı, gideyim mi, ne yapayım? Burada yalnız kalmak istemiyorum. Depresyon ortamına yabancıyım. Kal lütfen. Ceyla Ali kıskandı, plan işe yaradı diyordu. Hala var yok. Ya bak, biraz kıskandıysa iyi. Hemen peşine düşer. Ama biraz fazla kıskandıysa kötü. Uzaklaşabilir. Ne kadar kıskandı? Kaç gram, kaç santim? Dur bakalım. Biraz bekle. Ya zaman tanı. Fazla üstüne gitme. Arzu. Yapma. Hadi otur. Sakinleş. Tamam. Oturdum, sakin mi? Sakin. Bu kıskandırma oyununu Ceyla ayarlamıştı değil mi? Evet. Son çarem oydu. Arzu sen bunu nasıl yedin? Ceyla'dan kurtulmaya çok çalıştım. Olmadı. Ya karşımda olacaktı ya yanımda. Yanındaymış gibi gözüküp sana kazık atacağını düşünmedin mi? Ya Ceyla? Ali'den hoşlanıyorsa? Hayır, hoşlanmıyor. Bence. Ama eğer biraz bile eğilim varsa herhalde artık benden ödü kopuyordur. Aynen öyle. Korksun zaten. Hem sizin aşkınızın öyle oyunlara ihtiyacı yok ki. Birbirinizi gördüğünüz zaman düzeliyorsunuz. Öyle garip ki. Ne kadar kızgın da olsam bir anda sinirim gidiveriyor. Hem acı hem tatlı bir şey. Ne güzel. Demir tam tersi. Siniri azalacağına daha da artıyor. Daha çok sinirleniyor. Keşke siz de bu anlamsız inatlarınızdan kurtulsanız. Keşke. Ama çok farklı. Zaten benim halletmem gereken başka şeyler var. Peki Demir'le son bir kez ve makul bir şekilde görüşsen, konuşsan? Hayır. Uzak durmam lazım. Önce kendimi toplamam lazım. Çetin'i hayatımdan sileceğim. Çet hayatından çıktı zaten. Daha değil. Öyle kolay olmayacak. Bir sürü de plan yapmıştık Arzu'yla. Hayatımda ilk defa sevgililer günü kutlayacaktım. Sakin ol. Bunu da atlatırsak rahatız. Alternatif sevgililer günü mü kutlasak acaba?
Ha tabii. Çikolata yerine acı biber. Kalp yerine de kuru kafa. Güller yerine de sarımsak soğan olsun Ali. Sevgili yerine kanka. Sevgililer gününü beraber kutluyoruz. Tamam, tamam. Naber canım? İyi, senden ne haber? Hiç, ne olsun. Anılar, Türkçe pop ve bunalım. Sen? İyi ben de, ne yapayım bir arayayım seni dedim. İyi yaptın canım benim. Bir dakika. Ali ile mi görüştün? Yok, nereden görüşeceğim ki? Tamam. Bak bir gelişme olursa haber ver, tamam mı? Tamam canım, ararım. Tamam, öptüm. Bakalım bir gelişme olacak mı? Evet. Tabii ki ben sizi arayacağım daha sonra. Evet. Bir saniye. Tabii ben size daha sonra döneceğim. İyi günler. Buyurun. Merhaba. Ali Bey burada mı acaba? Ali Bey buradaydı ama çıktı efendim. Öyle mi? Ne zaman çıktı hatırlıyor musunuz? Saatini tam olarak bilemiyorum ama akşam saatleriydi. Hatta ben ara vermiştim. Aradan dönerken de Ali Bey'in çıktığını gördüm. Tamam. Teşekkür ederim. Bir tane demet şeklindeki balonlardan istiyorum. Kalpli olsun. Tamam, melekli de olur. Arkadaşım ne fark eder, yollasanıza işte. Size de kolay gelsin. Sevgilileri de, gününü de. Ali burada mı? Hayır Ertuğ Hanım, gelmedi. Nasıl? Hiç görmedin mi bugün? Gelmedi mi? Uğramadı mı? Söyledim ya Ertuğ Hanım. Genelde uğrar ama bugün gelmedi. Ne yapabilirim? Merhaba Arzu. Merhaba. Bana bir soda limon versene. Suyu beklemiyorum. Ne alakası? Ne alakası var canım? Suyu mu sordun bana? Hem sudan bana ne yani? Korkaksınız. Hepiniz. Ne? Ne istediğinizi bilmiyorsunuz. Zora gelince pır. Ne istediğini bilmeyen varsa o da su. Bu anlattıklarını o arkadaşına anlat. Sen ancak kendini kandırırsın. Alo, ne haber? Ceyla planını işlemedi. Ali beni aramadığı gibi ortadan kayboldu sanki. Oteldeyim, burada yok. Seni aradı mı hiç? Yok, aramadı. Ceyla, bak benim beklemeye tahammülüm kalmadı. Arzu, ben elimden geleni yaptım. Biliyorum. Ama şimdi duramazsın. Ali'yi mutlaka görmem lazım benim. Buluşalım seninle. Tamam, olur ama şimdi biraz işim var. Ben seni sonra ararım, olur mu? Tamam, bize gel. Ev daha rahat olur. Tamamdır, görüşürüz. Amma konuştun ya, kimmiş? Annem arıyor ya, neredesin?
Ortalıkta yoksun vesaire, merak etmiş. Birazdan kalkarım zaten. İyi tamam, sen de git bakalım. Neyse, benim de Çetin'le buluşmam gerekiyordu zaten. Hemen kalkalım mı o zaman? Olur. Aa, gidiyor musunuz? Anacığım sen çık ya, ben biraz laflayıp öyle geleceğim. Tamam, görüşürüz. Oha! Bir yanaktan öpmeyle sen böyle oluyorsan. Hevesciğim lütfen o düz mantığını dürüp dürüp cebine sokar mısın? Ya sinir oluyorum senin şu karışık konuşmalarına ya. Öf Heves ya. Birazdan da kalkmam lazım. Ya sen neden uğraşıyorsun bu deli kadınla? Ya bu sefer mecbur buluşacağım ama son. Zaten beni görünce de saldıracağı için bir bahane bulup kurtulurum artık herhalde. Ali kıskanıp üstüne atlayacak kadar bayılmıyormuş demek ki kıza. Sana niye saldırıyor ki? Deli Hevesciğim, ne yapayım? Delidir, ne yapsa yeridir. Ali de sana kaldı sonuçta. Vallahi sen de az numaracı değil misin Ceyla? Ay yere bakan sarı çıyan, bunu sen mi söylüyorsun? Ki sen böyle çete bulaşmaya devam edersen Ayşegül senin canına çok fena okuyacak. O yarım aklını da kaybedeceksin. Çet onun malı değil. Arada takılıyoruz, ne var? Ayrıca o Ayşegül hiç kusura bakmasın ama Çet bana bayılıyor. Seni de bayıltacak zaten, yakındır. Neyse, benim gitmem lazım. Ne olacaksa olsun artık. Hadi git hemen. Bye babe. Bu arada kim kimiye de haber ver.